Ayamama'ya bugüne kadar hor davrandı. Bundan sonra Ayamama'ya İstanbul kurumlarıyla beraber iyi davranacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu, rekreasyon alanını İstanbul'a hediye etmek düşüncesindeyiz. ...2009 yılındaki yaşanan sel felaketinde 31 vatandaşımızı kaybettiğimizi hatırlıyorum. Dere kesitinin yetersiz olması, ıslah edilememesi ve etrafında yine kolektörlerinin, atık su kanallarının eksik olması dolayısıyla zaman zaman yarattığı taşkınlarla bu bölge için çok önemli bir problem. Şehrin tam merkezi olmasına rağmen Ayamama'nın çevresi iyice atıl duruma gelmiş durumdaydı ki bir tarafı havalimanı, bir tarafı konut alanının, bir tarafı E5 nedeniyle ticari alanların olduğu tam merkez tamamen atıl durumdaydı. Orası döküm sahası, çöp döküm sahası, toprak döküm sahaları ve böyle atıl durumda kalmış şantiye binaları vesaire gibi bir alanlar vardı. Ayamama Deresi'nin yaşam vadisine dönmesi projemiz kapsamında birinci etabının bulunduğu yerdeyiz. Başakşehir'den başlayan Bahçeli Evler ve Bakırköy ilçelerinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülüyor. Buradaki çalışmalarımız işte 2019 yılı itibariyle başladı. Hemen projelendirme çalışmalarına başladık. İstanbul'da şu anda 21 tane yaşam vadisinde çalışıyoruz. Ve 21 tane vadinin projelendirme çalışmalarını yaptık. Ayamama da bunlardan bir tanesi. Ayamama Yaşam Vadisi birinci etap dediğimiz kısım sahil yolundan D100 E5 Çoban Çeşme kavşağına kadar olan kısımda derenin kenarından yaklaşık 177 dönümlük alanın rekreasyon ve yeşil alanından başladık birinci etap projemize. Deredeki problemleri çözmek, dar olan kesiti arttırarak suları Marmara Denizi'ne güvenli bir şekilde ulaştırmak, yine derenin her iki tarafında civarındaki atık su sorunlarını çözmek üzere hem dere ıslahı hem de atık su kolektör çalışmalarımızı İSKİ olarak başlamış olduk ve bunları iki etap halinde devam ettiriyoruz. Ayamama Yaşam Vadisi'nin çevresinde bizim şu anda hali hazırda yapımı devam eden Ataköy Kitale projemiz var. 2016 yılında başlamış, 2019 yılında yaklaşık %35 mertebesindeyken devraldık ve bugün itibariyle %80'lerde. Hedefimiz 2024'ün başında Ataköy Kitale projemizin tamamını açmak. Çünkü daha önce İkitelli Bahariye kısmını açmıştık. Bahariye'den de Ataköy'e kadar devamını açmak hedefimiz bizim 2024 başında. Çünkü bu hem Ayamama Vadisi'nden geçen hem de kuzey-güney aksında Avrupa yakası için çok önemli hatlarımızdan biri. Öncelikle D100 tarafında yani Çoban Çeşme kavşağından derenin geçişindeki köprüye kadar olan kısımda yolu derenin kenarından rekreasyon alanı olacak şekilde bir üst caddeye deplase ettik. Daha önce mevcutta bulunan yolun aslında kaldırarak burayı tamamen bisiklet yolu ve gezinti alanı rekreatif alana çevirdik. Ekonomik ömrünü tamamlanmış olan köprüyü de temeline atıyoruz, kazıklarını çakmaya başlıyoruz. Art germe tekniğiyle çözüp köprümüzü yaptıktan sonra da buranın trafik ulaşımını çözmüş olacağız ki 3 kilometrelik kısımdaki araç trafiğini kaybetmiş olacağız. Bu arıtma tesisimiz de E5 karayolu arasında bir etapta çalışıyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 1047 metrelik bir kutu kesit dere ıslahını tamamlamış olduk. 250 metre civarında bir imalatımız kaldı. Sadece dere ıslahı yapmıyoruz, aynı zamanda atık su kolektörlerimizi de yapıyoruz. Bu kapsamda da 1243 metre, 2800 milimetre çapında atık su kolektörümüzü de tamamladık. 130 metrelik bir imalatımız kaldı. Bunu da tamamladığımızda E5 karayolu ile Ataköy ileri biyolojik arıtma tesisimizde olan kısmı hem dere ıslahını hem de kolektör inşaatını tamamlamış oluyoruz. E5 ile TEM otoyolu arasında bir kısım. Bu bölgede de çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bahçeli Evler Belediye'mizin imar uygulamaları bekleniyor. Bu bölgedeki imar problemleri de çözüldüğünde
buradaki dere ıslahını da tamamlayacağız. Zaten hattımız Ayamama Deresi paralelinde gidiyor. Dolayısıyla zemin olarak oldukça zorlayan bir bölge, o bölge. Çalışmıyor şeklindeyken aldık. Burada yüklenicimizle, müşavirimizle birçok teknik konuyu yeniden tasarladık, yeniden ele aldık. Bir takım finansal sıkıntıları da vardı, onları da çözdük ve şu anda sahada güzel bir ivme yakaladık. Hem Ayamama Deresi hem de o bölgenin zemininden dolayı gerçekten imalatları zor bir hat. Ancak biz oradaki tünel kısmını tamamen bitirdik. Çok az bir istasyon kazılarımız ve betonarmelerimiz kaldı. Bazı istasyonlarımızda neredeyse ince işleri de bitirdik. Çok kısa bir süre içerisinde ray imalatlarını da bitirip biz burada testlere de başlamak istiyoruz. Bir yandan ıslah çalışmalarını sürdürürken biz onların projelerine bağlı kalarak peyzaj çalışmalarını tamamladık. Peyzaj projeleri bütün vadinin tamamlandı. Bu vadi 1 milyon 200 bin metrekarelik bir vadi, yeşil alan. Bu şekilde gerçekleşen projenin ilk etabı şu anda uygulanıyor, bitmek üzere. Bu uygulama neticesinde yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alan tamamlanmış olacak. Kamulaştırma olmayan alanlarda dere ıslahı yapılmış. Daha sonraki süreçlerde de kimi kamulaştırmalar, kimi imar planlarıyla dere ıslahının özellikle E5 veya 6 bölgesindeki kısmı tamamlanmış. İkinci etap dediğimiz E5 ve TEM arasındaki alanda ise dönem dönem belki plan tadilatları gerekebilir. Ama o da bizim bu sahaya girmemize engel teşkil etmiyor şu anda. Ataköy İleri Biyolojik Arıtma Tesisimiz var. Geri dönüşüm suyu üreten bir tesisimiz var. Yani tesisten çıkan suları arıtıp tekrar bu bölgedeki yeşil alan sulaması için vereceğiz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye'miz Park ve Bahçeler ile çalışmalarımız devam ediyor. Sadece ekolojik anlamda değil, aynı zamanda kültürel ve sanatsal anlamda da birçok objeyi ve mekansal etkinliği burada yer almasını arzu ettiğimiz için tamamen çocuklardan ileri yaştaki bütün İstanbullulara kadar herkesin aktif kullanacağı alanlar yaratmayı tasarlıyoruz. Spor sahalarımız var, kafeteryamız var, yapay göletimiz var, etkinlik alanlarımız var, bisiklet yollarıyla birlikte. Dere ıslahlarının konsepti değişti. Yeni bir anlayışla dereleri ıslah ediyoruz. Sadece dereyi ıslah edip suya akış vermek yerine derelerin etrafını da park, bahçe ve yaşam alanlarına döndürüyoruz. İstanbul'da kesintisiz ekolojik koridorlar oluşturmak, birbirine bağlı bir yeşil sistem oluşturmak istiyoruz. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman burası çok kıymetli bir alana dönüşüyor tabii. Düşünebiliyor musunuz? Bakırköy'den, sahilden başlayıp Bahçeli Evler Küçükçekmece hattı boyunca giden ve buradan kesintisiz bir şekilde gittiğiniz, hem ekolojik anlamda kesintisizlik sağlıyoruz hem de insani faaliyetler anlamında. Bahara, Bakırköy ilçesinin bulunduğu bu bölgede 145-150 dönümlük bir alanı vatandaşımız aslında koru olarak çok rahat kullanabilecek. Ayamama'yı ne yazık ki kötü anılarıyla, hali hazırda bir takım kötü görüntüleriyle hafızamıza yer etmiş Ayamama'yı sahile kadar indireceği bir yeşil alan tasarımını, bir yaşam vadisi konseptini İstanbul'a hediye etmek düşüncesindeyiz.